Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Şimdi kazanım yüzüce geçeceğiz. 30, 45 ve x nedir diye bir soru var. A'dan buraya bir dik ineceğim. Bunu yaptığım zaman 45, 45, 90 üçgeni oldu. Şunu bilelim artık. Hani bu kenarlar birbirine eşit ve bunların değerinin kök 2 katı burada yatıyor hipotenüste. O zaman bunlar demek ki direkt 3 olacak. Şurası 90. Bu 30 derece 90'sa şuraya tabii ki 60 derece kalır. 30'un karşısı neyse 60'ın karşısı bunun kök 3 katıydı. Yani burası 3 kök 3 oluyor. X değeri bunların hepsinin toplamı. O da nedir? 3 artı 3 kök 3'tür. Geçtik. Şimdi şöyle yapsam bak bu soruda. Bir dik insem. Neler olur neler. Şu 60 derece gelir. Hipotenüsümüz burada 8 birim. Bu durumda şurası ne yapacaktır? Yarısı. Bu 4 birim. Bu sefer 60'ın karşısında 30'un karşısının kök 3 katı olduğu için şurası 4 kök 3 oldu. BC'nin tamamı 6 kök 3 olduğu için buraya da ne kaldı? 2 kök 3 kaldı. Şimdi bundan sonrasında şurada bir Pisagor işlemi yapalım. Şu sağda oluşan yeni bir dik üçgenimiz var ya. 4'ün karesi 16. 2 kök 3'ün karesi 4 kere 3'ten 12. Eşittir x kare. Burası 28 yaptı. O halde kare kök 28 x'in değeri. Bu da 4 kere 7 yaptığı için x eşittir. 2 kök 7 çıktı. Mevzu bu. Geç bakalım. Evet. Şekil 1'deki özdeş çiviler dik bir şekilde 4 santim kalınlığındaki tahtaya tutturulmuş. Şimdi çivilerin uzunlukları 18'er santim, tahtanın kalınlığı 4 santim. Aradaki açıklık x diyor. Bakalım. Evet, bu arada bu x aslında AB arasındaki de mesafe. Yani bu soruda şuranın da x olduğuna dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Peki. Evet, aslında burada bize x'in değeri soruluyor. Bak şöyle okursak hızlıca. Sağdaki çivi sağa doğru eğip tahta ile 30 derecelik açı yapacak şekilde soldaki çivi ile dik olarak tahtaya çakıldığında şekil 2'deki görüntü oluşuyor. X nedir diye sormuş. Ben onu biraz büyüteyim. Bu arada çivilerin uzunluğunun 18 santim olduğunu da unutmayalım. Çünkü büyürken 18 santim kaybolur mu? Kaybolmadı. Tamam. Şimdi burada bir 12 var. Bak. O zaman 18'e ne lazım? 6. Şurası 6 santim geldi bir kere. Evet. Bunu anladım. Benim buraya ulaşmak için ne yapmam gerekiyor? Ulaşmam için ne yapmam gerekiyor? Şunu bir uzatayım. Zaten bu burada da. Şunu buraya bir uzatalım. Evet. Böyle bir şekilde karşılaştım. Burası 30 derece. Bu durumda tabii ki şurası da yine nedir? 30'dur. Evet. Şurası 90. Ve şurası aradaki açı da neymiş? 60 dereceymiş. Onu gördük. Tamam. Şimdi bu 30 derece olduğu için 30'un karşısına bir bakıyoruz. Şurası yapmıyor 30'un karşısı. Burasının uzunluğu nedir? 10'dur. Evet. Peki eğer 30'un karşısı 10 ise bu x dediğimiz değerde 60'ın karşısı değil mi? Evet. O zaman x eşittir. Direkt 10 kök 3 olmalı. Cevabım bu. Şıklarda şıklıydı bu soru. E şıkkında.